Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün size özel bir konumdan bahsedeceğim. Ama bundan bahsetmeden önce genel temadan bir anlatayım. İnsanın kendini gerçekleştirmesi. Şimdi hepimiz bir hayat yolculuğunda ilerliyoruz. Koşuşturmacanın içerisindeyiz. Yani koşturuyoruz. Sonra bana gelenler şey diyor. Aa, ben nasıl kendimi gerçekleştireceğim? Aa, ben nasıl kendi hayallerimi gerçekleştireceğim? Size gerçekten çok net burada var olan bir örnekten bahsedeceğim. Hoş geldin. Hoş Mesime bulduk. Elif Bunalmış. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz? İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi Mesime Elif Ünalmış'ın iki tane kitabı var. Ben biraz kendisinden bahsedeceğim, kendi kitaplarından bahsedeceğim. Daha sonra bir söyleşi tarzında konuşmalarımız gerçekleşecek. İki tane kitabı var Mesime'nin. Mesime bir anne, Mesime bir eş, Mesime bir çalışan, bir yerde çalışıyor. Yani bu hayat koşuşturmacasında bir rol alıyoruz. Hepimiz bir rol alıyoruz. Sonra diyoruz ki sıkışıyoruz o rolün içerisinde. Benim hayallerim var. Ben hayallerimi nasıl gerçekleştireceğim? İşte Mesime de, Mesime'nin hayalleri bunlar. Üretim yani. Mesime bunları üretmeseydi içinde o sıkışıklığı, baskıyı, hani diyoruz ya depresyon, panik atak, işte bütün hepsi, bütün hastalıklar, mental sorunların hepsi biz kendimizi bastırdığımız için oluşuyor. Halbuki çok basit bir şekilde kendini burada ifade etmiş. Bu bir ifadedir. Yani bu hayatta herkes kendini bir şekilde ifade etmeli. Ya konuşmanla ifade etmelisin, ya ürettiğin ürünlerle ifade etmelisin. Şimdi kısaca bu hayallerini nasıl gerçekleştirdiği, biraz kendisinden bir bahsedelim bakalım. Kendisi anlatsın bu durumu. Evet, sendeyiz. Nasıl oldu, nasıl başladı bu hikaye? Aslında hep bir çıkış noktası olarak düşündüm. Çünkü ben duygu ve düşüncelerini karşıdaki insana anlatırım. Ancak karşıdaki insan bunu anlamakta güçlük çekerse bunu farklı bir dille, farklı bir yol haritası belirlemem gerekiyordu. En iyi anlatabildiğim şey kalem ve kağıt. Yani ikisini buluşturduğum zaman ortaya böyle bir şey çıktı. Biraz daha ilerlediğim zaman duygu ve düşüncelerimi daha doğru bir şekilde ifade ettiğimi fark ettim. Ve bunun birçok çocuğa, birçok insana fayda sağlayacağını düşünerek yola koyuldum. Ve ben bu yolculuğu çok sevdim. Her geçen gün üzerine kadarak ilerliyorum. Açıkçası hoşuma gittikçe yazıyorum, yazdıkça açılıyorum. Açıldıkça daha geniş kitlelere ulaşma şansım oluyor. Baktığım zaman yani karanlığın içinde yoğrulmaktansa bunu açığa çıkarmanın yollarını aradım ve bu yolda ilerliyorum. Değil mi? Yani çok önemli bir şey söyledin. Karanlığın içinde boğulmaktansa yani. Biz hepimiz aslında, hepimizin bir karanlığı var. Şimdi Mesime bize bir örnek olsun diye ben buraya getirdim. Gerçekten güzel bir örnek ve ürünleri de var. Hani böyle, aa ben kitap yazacağım, kitabım da böyleymiş, şöyleymiş değil. Gerçekten bir çıktısı var yani. Hani bir ürün var ve insanlara bir fayda sağlıyor. Bunlar çok önemli şeyler. İnsanın kendisi, kendi benliğini ortaya koyduğunda böyle ürünler açığa çıkıyor. Ve sen bunları çıkardığında ne hissediyorsun? Hissettiğin şey ne? Çok güzel şeyler hissediyorsun. Aslında keşke herkes kendi duygularını bir şekilde açığa çıkartmanın bir yolunu bulabilse. Çünkü vardır mutlaka. Her duygunun açığa çıkmasının bir yolu vardır. Sadece bunu bulmanın o aracı bulmak lazım. Bunu da yine insan kendisi yapabilir. Çünkü insan kendini dinlediği zaman, o içsel yolculuğa çıktığı zaman aslında bir çıkış noktası da bulur. Ben de içsel yolculuğa çok çıkan bir insanım. Zaman zaman böyle dışarıda garipseniyor olabilirim. Yine bu kesin bir şey düşünüyor falan diye. Artık karşına bakınca benim bir şeyler düşündüğümü anlayabiliyorlar. Ve buna da alıştılar, ilginç. Daha önce garipseniyorken artık bunun bir materyal hale geldiğini görünce insanlar saygı duymaya başladı. Dolayısıyla artık o dalgınlıklarımı zaman zaman düşündüğümde beni o anlık yakalamaları sadece gülümseme oluşturuyor onların yüzünde. Biliyorlar ki orada mutlaka kesin bir şey düşünüyorum. Ortaya bir şey çıkacaktır. Bu yüzden bunu da hoş görüyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Aa evet, ne güzel ya. Şimdi şeyi merak ediyorum ben. Sen böyle hani içinde bunu, seni buna yönelten böyle bir depreşen bir durum oluştu mu en başta? Hani böyle bir daha bunlar yokken içinde bir baskı, bir oraya buraya ama nereye gideceğini bilemediğin bir durum oluştu mu? Aslında ben hep ne istediğimi bilen bir insandım ama şöyle
karşıdaki insanlar senin ne istediğini anlamadıkları için ben kendi yol haritamı belirledim, sadece öyle diyeyim. Çünkü bazı insanlar karşıdaki insana saygı duyması için önce onun ortaya bir şey çıkarması gerekiyor. Ortaya çıkarmadan, söylentide kaldığı zaman saygı da gösterilmiyor. Ben bunu kanıtladıktan sonra evet benim de bir düşüncem var ve bunların ortaya çıktığını gördükleri zaman insanlar saygı duymaya başlıyor ve hoş görüyor. Bu yüzden sana saygı duyuyorlar bir şekilde. Evet. Öbür türlü olmuyor. Çok önemli. Söylentiden kalmaması lazım. Evet. Duygu düşünceleri bir şekilde bunu bir materyale çevirmemiz lazım. Bu sadece kitap değil, bu bir şarkı olabilir. Müzik dalında enstrüman çalmak gibi bir şey olabilir. Yani kendimizi açığa çıkarmanın mutlaka bir formülü vardır. İşte o formülleri çözmek de insanın içsel yolculuğuna çıkması ve kendini iyi tanımasından geçer. Evet, evet. Buradaki önemli nokta şu, hani şimdi Mesime'nin bahsettiği en önemli nokta, hani bizim de kendi hayallerimizi gerçekleştirirken ister istemez başka insanlara bahsediyoruz. İşte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Onların bakış açısı da böyle bir, sen nasıl yapacaksın, sen edemezsin, sen yapamazsın, ya boş ver, sen niye bunlarla uğraşıyorsun? Yani ama senin kendi içinde bir şey var, benliğini ortaya koymaya çalışıyorsun. Şimdi buradaki önemli nokta Mesime'nin bahsettiği, ben dedi ortaya bir şey koydum, bir materyal koydum. O materyali koyduktan sonra insanların bana bakış açısı değişti. Şimdi biz aslında el alem ne der, başka insanlar ne der, özellikle kendi akrabalarımız, kendi çevremizdeki insanlar. Hani bizim yaşamımıza renk katacağımız bir ürün üreteceğiz, bir hayali ortaya koyacağız ve onları dinlemek zorunda kalıyoruz. Onlara bağımlıyız çünkü ve onlara sunuyoruz. Bak benim böyle hayalim var ama onlar da ne yapıyor? Senin o havada kalan hayalini çok da önemsemiyorlar. Ya yapamazsın, ya boş ver, geçiştiriyorlar. Çok nadir bazı arkadaşların, bazı dostların işte sen yaparsın, edersin diyor. Ama genele baktığın zaman, ha boş ver, onlarla uğraşma, sen alışkanlıklarından devam et. İşte 7'sinde neyse 70'inde de olsun, hani devam et. Şimdi bunu Mesime kırmış ve ben aslında size bunu göstermeye çalışıyorum. Hani o kırılmış şeyin gerçekten hani, bunlar aslında hani materyal, bunların çok önemi yok ama Mesime'nin yüzündeki ifade, kendini dünyaya ifade ediş enerjisi, şu anki enerjisinin bir yansıması bunlar. Hani bunlara baktığınızda Mesime'nin yüzünde bir gülücük görürsünüz mutlaka. Çünkü o kendini ifade etmiş bir şekilde. Yani bu hayattaki en önemli şeylerden birisi insanın kendini dünyaya bir şekilde ifade etmesi. Ama bu heykel tıraşı olur, ama bu sanatın olur, ama bu müziğin olur. Yani birçok şey, birçok alanda kendini ifade edebilirsin. Yeter ki gerçekten içindeki o özgünlüğü dışarıya çıkart. Böyle hani benim insanın en çok yaratıcı olduğu an ne zaman biliyor musun? Gece yarısı sabaha karşı. İnanılmaz bir şey. Aslında her insanın yeteneği o saatte ortaya çıkıyor. Gece saat böyle ansızın insan gece uyanır ya. Aslında bir arayış içindedir vücut. O saatte kalktığın zaman, şöyle oturduğun zaman, biraz kendini dinlediğin zaman ortaya kesin bir şey çıkar. Sadece kendini iyi dinlemek lazım. İnsanın en çok verimli olduğu saatlerdir aslında gece sabaha karşı olan saatler. O saatleri aslında değerlendirirlerse belki birçok kişi de kendi meziyetini ortaya çıkarma fırsatı bulabilirler. Evet. Ya burayı da ekleyelim o zaman. Ben ayrıca bu kitapları çok zor koşullarda yazdım. İş yerinde, molalarda. Ha evet, bir serviste de o var. Eve gelirken kafamda tazarlayıp hemen böyle kalemle buluştuğum anda hemen beyaz kağıtla buluşturduğum zamanlar. Yani böyle ben hep kısa zamanlarda oluşturdum. Bazen şöyle düşünüyorum. Acaba çok geniş zamanım olsaydı, önümde hiç engel olmasaydı daha mı güzel şeyler yazardım diye düşündüğüm oldu ama şöyle biraz derin düşündüğüm zaman aslında değil. Şartlar kısıtlı olduğu zaman insan daha verimli oluyor. Evet. Çok önemli iki şeyden bahsetti. Yani ilkini ben hemen anlatayım. İnsanın hayallerini dışarıya doğru akıtması için, gerçekleştirmesi için biraz kendisiyle baş başa kalması lazım. Mesime de gecenin vaktinde kendisiyle yan yana kaldığı için, kendisiyle birlikte olduğu için oradan daha net şeyler akıtabiliyor dışarıya. Hani bunu illa evet gece de yaparsın Mesime için. Gece başkası için belki bir orman olabilir, belki bir deniz kenarı olabilir. Önemli olan orada yalnız kalmak, tek başına kalmak ve oradan çıkması. İkincisi olarak da
Hani şimdi bunu izleyenler de şöyle diyebilir böyle Mesime. Şey diyebilir, ben nasıl hayallerimi gerçekleştireceğim? Ben çok çalışıyorum. Ben çok işte günün 12 saati çalışıyorum. Ben nasıl gerçekleştireceğim hayalimi? Şimdi senin bahsettiğin önemli nokta aralarda, o 5 dakikalarda, o böyle molalarda. Mesime de 12 saat çalışıyor. Mesime de yani ne kadar çalıştığını ben hiç dinlendiğimi hatırlamıyorum. Hayatım boyunca hep böyle gelirken böyle sürekli balkonda oturan kadınları görüyorum. Ya bu insanlar nasıl bu kadar vakit bulabiliyor? Ben neden bulamıyorum diye. Ben zamanın peşinde koşan bir insan. Zamanı değerlendirmeye çalışıyorum. Ama zaman da aslında insanın ruhundaki o ritmi yakalıyor. Ben hızlandıkça zaman da hızlanıyor. Ben yavaşladıkça zaman da. Belki kendimizi biraz fazla yoruyoruz ama eğer dinleniyorsak da bunun tadını çıkaralım. Hayatın tadını çıkaralım. İyi bir insan olmayı başaralım. Herkes ille de bir şey yapacak diye bir şey yok. Ama her şeyden önce kendimizi dinleyelim, sana yapılmasını istemediği şeyi bir başkasına yapmamak ve iyi bir insan olmayı başarabilmek de güzel bir şey. Tabii. Bu da en büyük meziyetlerden biri. Erdemli olmak aslında. Kesinlikle erdemli olmak, ahlaklı olmak. Yani bütün bu değerler zincirine ulaştığın zaman da sen aslında güzel bir meziyete sahip olmuş olursun. En azından bu tip materyalleri çıkaran kişilere de saygı gösterirsin, onlara sahip çıkarsın. Evet. Ülkemizde maalesef sanata, edebiyatçılara çok fazla değer verilmiyor. Eskiden çok daha, mesela ben hatırlıyorum bu İzmir Fuarı'nda mesela bir yazarla tanışmak için ciddi bir kuyruğa giderdik. İmza alalım diye. Ama şimdi kimse yazarların yanından geçmiyor. Evet. Çünkü kötü bir tabu var, kötü bir düşünce var, kötü bir algı var. Maalesef kimsenin eğitilmesini istemiyorlar. Yani böyle bir şey var. Aptal bir toplum yetiştirmenin peşindeler. Bu yüzden işte okur yazar arasındaki ilişkide her geçen gün açılıyor. İşte biz de bu makaslara çok açılmasın diye gayret gösteriyoruz. Biz sadece çaba sarf ediyoruz. Yani bu şekilde. Evet. Şimdi yani genel anlamda bir bakarsak oradan mesela bize soru gelecek. Hani soru şu olur. Ben nasıl hayallerimi gerçekleştireyim? Hani ben çok çalışıyorum. Ben böyleyim, ben şöyleyim. Hani sen bir annesin değil mi? Çocuklarına vakit ayırmak zorundasın. Eşine vakit ayırmak zorundasın. Ailene vakit ayırmak zorundasın. Ve işte de çalışıyorsunuz. Ya ben bunları yazarken zaten herhangi bir şey beni engellemedi. Ben aynı rutinde devam ettim. Hiçbir şeyi aksatmadım. Yani var olan bir kadın bütün rollere sahip ya. Ben o rollerin hepsini yerine getirdim zaten. Ben bunları yaparken hiçbir şeyi aksatmadım veya kimseye mağdur etmedim. Bu da o akışın içerisinde ilerledi yani. Bana engel değildi. Sadece kendime zaman ayırdığım belki de o 5-10 dakikalık zaman diliminde bunlarla haşır neşir oldum. Bu yüzden seviyorum yani. Kendime ayırdığım o 5-10 dakikayı bile seviyorum. Çünkü iple çekiyorum o kargaşanın içerisinde. Böyle bir şeyler yaptığım için de mutluyum. En azından çocuklarım için güzel bir şey bırakacağım. Her şeyden önce. Evet, bu çok güzel bir şey yani. Şimdi diyeceksiniz ben 5-10 dakikada ne çıkartacağım ama bu 5-10 dakikalar her gün birazcık bir 5-10 dakika, her gün bir 5-10 dakika kendinize ayırdığınızda hem kendinizi iyi hissedeceksiniz, hem kendinizi bütün hissedeceksiniz, hem de üretim yapacaksınız. Yani bu kitabın yazılış, basım aşamasından ne kadar sürdü? Birinci kitabım Elif'in Büyülü Dünyası yaklaşık 1 yıl sürdü. İnanın bir kadın, mesela bir kadın nasıl 9 ay bebeğini karnında taşıyor ve sonuca ulaşıyorsa bir kitap da aynı öyle. İnsanın kendi çocuğu gibidir. O sancılı bir süreç, o bekleyiş, yayın evleriyle iletişim bozukluğu oluyor bazen, iletişim sağlanmıyor. Ciddi bir bekleyiş içine giriyorsunuz, sıraya konuluyor ve sonunda kitap ortaya çıkıyor ama o sonuca ulaşana kadar ciddi bir sancı yaşıyoruz aslında biz de. Güzel bir şey. Yani kendi çocuğum gibi seviyorum kitaplarımı. Evet. Bu süreç nasıldı mesela hani kitabı yazmaya başladığındaki durumdan mesela ne kadar sürdü o süre? Onu mesela kişiler kitap basmayabilir ama kendi ürünlerini üretmek açısından hayata sunması gereken. Şimdi şöyle çocuk öyküleri olduğu için kısa kısa olduğu için ben mesela bir günde 2-3 tane yazdığım oluyor o kargaşanın içinde. Hani ben beklersem 3-4 tane de yazarım ama çok yazmak önemli değil. Önemli olan güzel bir şey ortaya çıkartmak. Evet. Ancak çocuk öyküleri olduğu için kısa olduğu için ben o zaman dilimle sığdırdım. Ben roman da yazarım ama onu emekli olduğumda inşallah yazacağım. Çünkü romanla çocuk hikayeleri arasında çok fark var. O daha kısa zamanını alır.
bölünmüyorsun. Evet. Çünkü bir günde de yazabilirsin bir tane öykü. Ama roman öyle değil. Başladığın zaman en az 4-5 saatini ona ayırman lazım. Matematik gibidir. Karıştırmaman lazım. Bağlı kalman lazım. Ondan kopmaman lazım. Benim şu anda öyle bir zaman dilimim olmadığı için çocuk hikayeleriyle başladım. Aslında zor olan bir şeyle de başladım. Çocuk hikayeleri deyip geçmemek lazım. Edebiyatta belki en zor alanlardan biridir. Bazen yazdığınız küçücük bir cümle o kitabın basılmasına engel olabiliyor veya toplanmasına engel olabiliyor. Bu yüzden çocuklar üzerinde ciddi bir etki bırakır yanlış yazılan bir kelime. Daha çok aslında zor basılıyor çocuk hikayeleri. Çünkü birçok aşamadan geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Roman öyle değil. Roman birazcık roman, daha farklı. Biraz daha serbest çalışabiliyorsun ama çocuk öyküleri gerçekten önemli. Yani önemli olduğu için de şanslıyım aslında. Zor bir şeye de başladığım için de şanslıyım. Roman da yazacağım. Aslında ben gençlere de yazmak istiyorum. Bunu almanyalılar.net'te yazıyordum. Yine yazmaya devam ediyorum oraya. Orada da yine yetişkinler için aslında her yaş grubuna hitap ediyorum. Orada da yetişkinlere biraz toplumsal olayları ele alarak yazıyorum. Karışık. Yani her kese hitap etmek istiyorum. Bu Elif'in Büyülü Dünyası 1 ve 3. sınıf çocuklar için çok uygun. Hatta evet. Okul öncesi anne babalar başucu kitabı olarak okuyabilir. Geçmişe yolculuk da böyle işte. Evet. Geçmişe yolculuk da aslında bir kültürün izlerini taşıyor. Benim anılarımı harmanladığı hayal gücü işte kurgu ve gerçek arası hayallerle hikayelerle birleşen, öykülerle birleşen, benim anılarımla birleşen bir kitap oldu. Aslında bir toplumun izlerini, o kültürü yansıtıyor. Biraz evet, farklı evet. Bir bakış açısıyla baktım. Güzel ya. Bu insan mutlu oluyor böyle çıkartınca. Bir de üçüncü kitabım yolda. O da yakın zamanda çıkacak. Aslında birkaç ay önce çıkacaktı. Her şey çok pahalı olduğu için biraz iletişim sıkıntısı yaşadık yayın evleriyle. O da yakında çıkacak. Çok yakında çıkacak. Şey var. Şimdi burada Mesime çok önemli bir noktaya değindi. Orayı ben yakaladım. Size açıklayayım hemen. İnsan hayallerini gerçekleştirirken böyle yavaştan, basitten gitmeli. Mesela az önce şey dedi, roman birazcık daha üzerinde durmam gerekiyor, onu emekli olunca yapacağım dedi. Ama bu konu üzerine eğildi en başta. Yani bizim aklımıza gelebilir, ben nasıl hayallerimi gerçekleştireceğim, çok zor ki. Yani hayaller aslında böyle bir şey değil, tek bir tane değil. O böyle basitten zora doğru gidebilir. Sen basit bir hayalinden başladığında sen zor hayalleri de gerçekleştirmeye başlayacaksın. Hayal dediğim şey zihinsel olarak başkalarından böyle gördüğün şeyler değil. Senin kendi benliğinden dışarı çıkanlardır aslında. Yani bizi biz yapan şeyler hani. Ve insan kendini tanıma yolculuğuna girdiğinde evet bende bu var deyip bunu insanlığa sunabilir. Böyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana zaman ayırdığın için çok sağ ol. Ne demek? Son olarak çocukların bol bol kitap okumasını istiyorum. Kitaplardan korkmayalım. Özellikle hikaye okusunlar. Çünkü hikayelerde gerçekten çok şey var. Biz hikayelerle büyüdük. Evet. Amcam bizi hikayelerle büyüttü. Ve ciddi anlamda etkisi altında kaldım. Aslında onun sayesinde de ben bu yolculuğa başladım. Amcama çok şey borçluyum bu anlamda. Herkesin mutlaka bir yol göstericisi olur. Benim amcam oldu. Bu yüzden çocuklar hani neden kitap okumuyor? Önce büyüklerin örnek olması lazım. Evet. Anne baba okusun ki çocuklar da okusun. Bunu yap demek de olmuyor. Önce örnek olmak lazım. Bence büyüklerin çocuklara bol bol kitap okuması gerekiyor. Hem de duygusal anlamda o bağı güçlendirir. Bu yüzden bol bol kitap okuyun. Çocuklara son olarak bunu söyleyebilirim. Peki kitapları almak isteseler nereden alabilirler? İnternette bütün satış noktalarında var. Yani ulaşabilirler çok tamam. Rahatlıkla. Tamam, ben de okul ziyaretinde zaten imza etkinliklerine katıldığım zaman zaman okullara gidiyorum. Orada da çocuklar yine bu kitaplarla buluşabilir. Ayrıca YouTube kanalım var. Evet, YouTube kanal ismim Mesime Elif Ünalmış. Yine kendi kanal ismim. Buradan da benim hikayelerimi zaten seslendiriyorum. Bu şekilde de dinleyebilirler. Kitapları alamayacak durumda olan insanlar var. Kanalıma abone olarak destekleyebilirler. Böylece birbirinden güzel içeriklerle karşılaşabilirler. Herkese iyi okumalar, iyi dinlemeler. Teşekkür ederiz.